kent konuşmalarının 6. konuğu Yalova Eski AK Parti Milletvekili Sayın Şükrü Önder, aynı zamanda kent konseyi başkanımız. Sayın Başkan, kent konuşmalarına etkinliğine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, yaklaşık 3-4 aydır bir süre oldu kent konseyi başkanı görevine geldiniz. Evet. Kent konseyi yolda ne yapıyor? Bizi ayrılmak istiyoruz. Teşekkür ederim. İlginiz bir kent konseyi bir gönüllülük esasına göre kurulmuş bir teşkilatı. Ancak belediye kanuna akar buradan bir teşkilatı. Tamamen sivil toplum örgütlerinden teşekkür ederim. Ama bunun yanında olmazsa olmazlarından devletin bazı durumlarından mülki amele uygun geleceği kurum ameleleri bu kurumun kuruluş üyesidir. Barolar vardır, üniversite temsilcisi vardır, mahalle muhtarları vardır, sivil toplum örgütleri vardır. Bu kurum ne yapar? Bu kurum sadece ve sadece kentteki hemşerilik sisteminin gelişmesini, hemşerilik hukukunun işlenmesini sağlayıcı bir takım toplantılar yapar. Vatandaşları bilgilendirir. Hükümetin uluslararası arenada yapmış olduğu insan hakları ile ilgili, çevre ile ilgili bütün sözleşmelerin hayata geçirilmesini yöresel olarak sağlar, sağlamakla da yükümlüdür. Yani çok geniş kapsamlı bir görev vardır. O bakımdan biz göreve gelir gelmez Yalova ile ilgili gündemde olan bir kısmı vardır. Onu masaya yatırdık. 2013 senesinde de su konusu gündeme gelmiş. Bazı çalışmalar yapılacak. Bazı önerilerde onu da baz almak suretiyle yeniden yetkili kişilerin nezaretinde Kocaeli Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nden, Yalova'dan Tarım Müdürlüğü ve Özel İdare Genel Sekreterliği'nden arkadaşlarımızın katılımıyla su konusunda bir rapor hazırladık. Çalışma grupları oluşturduk. Çalışma gruplarımızın şu an çalışması devam ediyor. Trafikle ilgili çalışmalarımız var. Tabii bu belediyeyle paralellik arz etmesi lazım. O grubun başında ben varım. Mesleğimiz yapıyor. Trafiğe biraz yatkınlığımız olduğu için belediye bazı önerilerimiz olacak. Yani kısa sürede hayata geçirilebilecek örneği. Yani bir park düzenlemesi, bir kavşak düzenlemesi. Kavşak düzenlemesinden ziyade özellikle duraklarla ilgili şehir içindeki trafiğin ağır işlemesinden dolayı. Bunlarla ilgili bir takım önerilerimiz olacak. O çalışmayı da bitirme aşamasına geldik. Önümüzdeki günlerde belediye meclisine kabul edilmesi için göndereceğiz. Kent polisinin yapmış olduğu bütün çalışmalar belediye meclisine gönderildi. Belediye meclisinde onaylandıktan sonra hayata geçiriyor belediye başkanı tarafından. Belediye meclisinde kabul edilmeyen bir çalışma belediyeyi bağlamaz. Siyasetin dışında mı olmalı kent konseyi? Tarafsızlığını korumalı mıdır? Kent konseyi az önce ifade ettim. Devletin kurumlarından teşekkür etmiş bazı bölümler var. Örneğin valimizin, mülkiyatımızın 10 tane daire müdürünü bu kuruma gönderiyor. Üniversitenin temsilcisi var, baronun temsilcisi var, noterlerin temsilcisi var. Yani bunlar yerleşimi devlet kurumlar. Tabii salt bir şekilde siyaset yapmasını asla doğru bulmam. Sivil toplum örgütleri var. Sivil toplum örgütlerinde bir sürü görüşe sahip olan arkadaşlarımız var. Yani herkes burada kalkıp kendi düşüncesini, siyasi düşüncesini ortaya dökerek çalışmaya başlarsa kent konseyinin bir özelliği kalır. Kent konseyinin güzel olan tarafı da o. İçinizde sosyal demokrat da var, mülkücüsü de var, AK Partilisi de var, CHP'lisi de var. Hepsi var yani. Şimdi böylesine karmaşık bir toplumda sağlıklı karar alıp Yalova'nın geleceğiyle ilgili evet biz bunu böyle istiyoruz diyebilmek son derece güzel. Zaten dedim ya hemşerilik hukukunun bilincini geliştirmek, Yalova ile ilgili birkaç projeleri hayata geçirmek. Bunlar birlik beraberlik içerisinde oluyorsak ne mutlu bize. Ben salt siyasetin karıştırılmasını uygun görmüyorum. Yani evet bağışlar kesilmesi, kaldırılması gerekiyor deyip yani
belediye başkanının birkaç tanesini kurtarabildiği yerde biz onu savunduk. Hatta bu konuda da çok eleştiri aldık. Evet. Aynı şekilde AK Parti İl Başkanımız da bu bizim hükümetimizin projesidir. Bizim projeye sahip çıkmak zorundayız diye. Doğrudur yani. Bu dört yoldaki köprülü kavşak yapılacak. Tehlikeli araçların geçeceği kesin. Bunu Başkan Vefa Salman'a da sordum. Karayollarının sorumluluğunda dedi. Yani bu güvenlik tedbiri nasıl alınacak? Ya da biz neler yapabiliriz? Tankerlerin düşmesi karayolundaki güvenlik tedbirinden. Evet, yani bir kaza olduğunda siz de belirttiniz zaten daha önceden. Valla yani, bir kere üstten patladı. En bahsettiğinden köprülü itfaiye şart. Köprülü itfaiye kesinlikle şart. Çünkü yanıcı, patlayıcı, fabrici madde taşıyan araçların söndürülmesi suyla olur. Sayın Vekilim'in son bir sorun var. Az önce TÜV'den bahsettik. Hiç termal kaplıca tesislerinden konu açılmadı. Ama siz şunu söylediniz. 69'lu yıllardan sadece böyle bir boyayla, badanayla, böyle pansiyon zihniyetiyle 56'lı yıllardan. Şimdi kaplıca tesislerin artık sadece 3 ayda değil, 365 günde turizme açık olduğu gerçeği var. Ve bugün termale gittiğiniz zaman termalde Orta Doğu'dan gelen yaz-kış bir turist söz konusu. TC Sağlık Bakanlığı'na ait termal kaplıca işletmelerinin özelleştirilmesini doğru buluyor musunuz? Şimdi 2002'de Muharrem Bey'le beraber milletvekili oldu. Bizim Yalova'yla ilgili yapmış olduğumuz en güzel çalışmalardan bir tanesi de termal kaplıcaları ile ilgili kanun değiştirimi oldu. İki milletvekili olarak Sağlık Bakanımıza gittik. Dedi ki biz bunu, bakanımız da böyle hem hoşuna gitti hem şaşırdı. Dedik bir teklif hazırlıyoruz. Teklifimiz bu. Şöyle söyledi, Şükrü Bey de bu teklifi ben de sizden alayım. Hükümet olarak biz hazırlayalım. Teklifi size gönderelim. Nasıl istiyorsanız düzenleyin, ondan sonra geri yapalım. Neticede 1937 senesinde Atatürk'ün gerçekten talimatıyla çıkartılan termal işletmeleri ilgili kanunu biz Yalova'nın lehine değiştirdik. Hatta yani Limak Termal Belediyesi tarafından o kiralanmıştır. O kanun sayesinde kiralanmıştır. Orada bir sürü ormanın el koyduğu oteller vardı. Onlar sahiplerine iade edilmiştir ve şunu söyledim, yani termal artık yap işlet devlet modeliyle başkalarına kiralansın. Özelleştirmeye şey yapmadım, müsaade etmedim. Kiralansın. Bir sefer benim zamanımda, iki sefer İlhan Bey'in zamanında ihale çıkılmak için planlar, programlar yapıldı. Ama maalesef son dakikada özellikle İlhan Bey'in zamanında abi hafta sonu çıkacak dedi, yani iptal edildi. Çünkü Ankara'daki bürokrasi hiçbir zaman için elindeki imkanların başkasına verilmesine sıcak bakmadı. Şu an termal Sağlık Bakanlığı'nın tesisleri olarak kullanılıyor. Personel %50 fiyatta geliyor. Yani dışarıda vatandaşları %50 fiyatta kalıyor. Efendim söyleyeyim, tatilini yapabiliyor. Ama amacına uygun pek... Amacına uygun değil ve hizmete de uygun değil. O plastik sandalyeler, rengi deseniz olmuş. Sağlıksız, güçlü adam kadar fazla. Her sonunda yani, çok yetersiz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir tabiat var. Ama maalesef şifalı su da var. İşletmemiz yok. Peki. Yani burasını mutlaka ve mutlaka yazalım mı? Yazın. Mutlaka ve mutlaka bir Sağlık Bakanlığı ihale edilmesi lazım. Amacın uygun hale getirmesi gerekiyor düz başlıkta o zaman. Çok yap işletme ve kiralama sistemi. Evet.